Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Sevgili terazi ve akrep burçları, 9 Ekim haftası tarot yorumu yapacağız. Hemen terazi burcuyla başlıyoruz. Sevgili teraziler, bakalım neler söyleyecek kartlarımız bize. Terazi burcu, 9 Ekim. Terazi burçları, sanki bu hafta biraz elim kolum bağlı, çaresizim diyeceğiniz bir durum var. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir şey yapamıyorsunuz. Yani elinizi kolunuzu bağlı hissedeceksiniz. Kendinizi bir şey yapamıyor gibi, gidemiyor, alamıyor, uğraşamıyor gibi hissedebilirsiniz. Bu tarz bir enerji var. Sanki bazılarınızın da birileri tarafından engellenmesi söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Plan, proje, program yaptığınız bir şey var. Bu daha çok şöyle bir durum var sevgili teraziler. Daha önce hareket edemediğiniz, daha önce yapamadığınız, daha önce engellendiğiniz bu konularla ilgili planlı bir şekilde ve organizasyon yaparak bu işin içinden çıkabileceğiniz bir durum söz konusu. Bazılarınızın bir söz, nişan, düğün olayları olma ihtimali olabilir. Bir organizasyona katılmak, bir eğlence yerine katılmak, bir doğum gününe gitmek ya da sevgili arkadaşlar ki güneş terazide sizin kendi doğum gününüzde söz konusu olabilir. Bir doğum günü partisi de verebilirsiniz. Ya da bir arkadaşınızın doğum gününe de gidebilirsiniz. Ya da bir okul ya da bir eğitim kurumu, böyle bir yere gitme, böyle bir yere başlama gibi durumlar söz konusu olacaktır. Sanki bu sene ya da işte bu doğum gününüzü biraz daha böyle sosyalleşerek ve arkadaş ortamlarında kutlama gibi durumlar söz konusu olacaktır. Sizin için yeni başlangıçların söz konusu olduğu bir haftaya geçiş yapıyoruz. Yeni başlangıçlarınız var. Güneş zaten terazi burcunda. Burada da bir güneş kartı geldi. Kendinizi gösterdiğiniz, kendi ışığınızı yansıttığınız, kendinizi dile getirebildiğiniz bir durum söz konusu. Bu daha önceki geçmişteki elinizin kolunuzun bağlı olduğu konuların bitmesi ve tekrar hayatınıza güneşlerin açması gibi durumlar söz konusu olacaktır. Bir konu var, bir gündem var. Burada bir ikilem yaşama, bir ikili durumun söz konusu olması, iki kişi arasında kalma, iki durum arasında kalma ya da aynı döngünün içinde dönüp duruyorum diyebileceğiniz bir hafta da olabilir sevgili arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu sizi engelleyen, şu elim kolum bağlı, bu konu hakkında bir şey yapamıyorum dediğiniz durum dönüp dolaşıp önünüze geliyor. Dönüyor dolaşıyor önünüze geliyor. Yani bu konuyu çözmeniz gerekecek sanki. Bu konu çözülmeden sürekli sanki sizin önünüze engeller çıkaracakmış gibi duruyor. Ya da böyle bir konunuz var. Sürekli sizin önünüze gelen bir durum. Karşınıza çıkan bir konu. Ve bu konu sizin ilerlemenizi engelliyor. Evet, terazi burcu 6 Ekim haftası diyoruz. Daha böyle kendinizi iyileştireceğiniz bir hafta, iyileşmeye doğru ilerliyorsunuz. Bütün olacaksınız. Sevdiğiniz kişilerle bir araya gelme, sevdiğiniz insanlarla bir etkinlik yapma, yine sevdiğiniz insanlar için yani el ele verip bir şeylerin çabasını verme gibi bir durum söz konusu var. İşte bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi düşünerek hareket edeceğiniz ve yardımlaşma, el elden bu işi bitirelim gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Bir suçluluk duygusu durumunuz da var burada. Bir şey var ve burada bir suçluluk duyabilirsiniz. Yani bir pişmanlık, bir vicdan azabı da söz konusu olacaktır. Tembellik enerjisi hakim. Belki bir kaçamak yapabilirsiniz. Belki bir tatil yapabilirsiniz. Belki kendinize tatil verebilirsiniz. Ve aynı zamanda yalnız da kalmak isteyeceğiniz bir haftaya geçiş yapıyoruz sevgili terazi burcu diyebilirim sizin için. Yani yalnız kalmak, biraz böyle başınızı dinlemek, kafanızı dinlemek,
biraz böyle elinizi işten güçten çekmek. Yani küçük bir kaçamak yapıp böyle bir hafta sonu tatil yaparız ya, hani dinlenmek isteriz. Herkesten uzaklaşmak, tek başımıza kalmak isteriz. Sanki bu hafta da sizde böyle bir enerji hakim gibi görünüyor sevgili teraziler. Ve geldik Akrep Burcu'na. Akrep Burcu 9 Ekim haftası diyoruz Akrep Burçlarına. Akrep Burcu 9 Ekim haftası. Sevgili akrepler, bu hafta yeni başlangıçlarımız var. Bir başlangıcımız söz konusu. İstediğimiz, hedeflendiğimiz, odaklandığımız, bu benim olacak dediğimiz, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, başaracağım dediğiniz, ben bunun altından kalkarım dediğiniz, ben bunu yapacağım dediğiniz bir durumu yaşama gibi bir süreciniz söz konusu. Yani bunu başarma. Bir başlangıç var sevgili akrepler. Kendi hayatınızla ilgili kartlar gelmiyor. Akrep Burcu diyoruz. 9 Ekim haftası Akrep Burcu. Ve şöyle bir şey var. Bir başarıyı elde edeceğiz. Bir başlangıcımız söz konusu. Sonra da elinizi kolunuzu bağlayıp oturacağız. Oh çok şükür, istediğim oldu diyeceğimiz bir durum var sevgili arkadaşlar. Biraz yine böyle tembellik enerjimiz de hakim olabilir. Çok böyle bu işleri yaptıktan sonra elimize eteğimizi çekme gibi bir durum da söz konusu olacaktır sizin için. Daha böyle tatil modunda olma, biraz daha keyifçi ve konfor alanımızı düşünmek, biraz daha keyif almak, biraz daha rahat etmek isteyebiliriz. Burada yine böyle kendimizi dinleyeceğimiz, kendimize tatil vereceğimiz de bir durum söz konusu. Kadersel olaylar yaşayacağımız bir haftaya geçiş yapıyoruz. Kader bizi farklı yere doğru sürükleyebilir sevgili arkadaşlar. Ve bu hafta, özellikle de bu hafta ve 9 haftadır ya da 9 gündür beklediğiniz bir konuyla ilgili haberlerin gelmesi söz konusu olabilir. Yani artık kader sizden yana dönüyor sevgili arkadaşlar. Bu beklediğiniz konu ya da emek verdiğiniz durumla ilgili bekleyiş söz konusu olabilir. Bazı akrep burçları hafta geneli itibariyle bir baş ağrısı çekme gibi de bir süreciniz olma ihtimali var. Başa dikkat ya da baş kısmınızı çarpmalara, kazalara, işte vurmalara dikkat edin diyebilirim. Böyle bir enerji de hakim ve aynı zamanda dediğim gibi biraz böyle ben yapacağımı yaptım, ben emeğimi verdim, çabaladım, didindim, uğraştım, koşturdum dediğiniz ve artık beklemem gerekiyor dediğiniz, diyeceğiniz bir haftaya geçiş yapıyorsunuz. Yani zaten burada da söylemiştim. Biz zafer ilan ediyorsunuz ama bu zafer, bir başarınız var. Bu başarı sizin emeğiniz, bu başarı sizin bekledikleriniz, yaptıklarınız, çaba sarf ettiğiniz ve ondan sonra da bir bekleyişe geçtiğiniz bir durum söz konusu diyebilirim. Sevgili Akrep Burcu için çiçekleneceğimiz bir hafta, yeniden bir çiçeklenme var, yeniden başlama var. Aynı zamanda da biraz böyle hiçlik duygusu da söz konusu. Yani ben bunu başardım ya, ben yeniden başlıyorum ya, bundan sonrası hiç umurumda değil diyebilirsiniz. Bu tarz enerjiler söz konusu. Güneş ışığının ısıttığınız, güneş ışığının üzerinizde olduğu, size yani şöyle size bazı fırsatlar çıkıyor, bazı şanslar çıkıyor, bazı kaynaklar çıkıyor sevgili arkadaşlar. Ve aslında siz bunu görmüyorsunuz. Etrafınızda, çevrenizde çok fırsatlarınız var. Ama bu fırsatları sanki önüme gelsin istediğiniz bir durum var. Ben bir şey yapmayayım da önüme gelsin bu kaynaklar diyebilirsiniz. Ki bu önünüze beklediğiniz, ayağınıza beklediğiniz o fırsat, o şanslar da gelme ihtimali söz konusu. Bütünleşeceğimiz bir hafta.
etrafımızdakilerle, ailemizde, çevremizde, işimizde, kariyerimizde, aşk hayatımızda daha çok böyle bütünleşme enerjisinde olabiliriz. Kader de bizi zaten bütünleşmeye doğru ilerletiyor. Küslük varsa barışma, bütünleşme, bir araya gelme, ayrılık varsa yine bir araya gelme gibi durumlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda bazı sizin gördüğünüz yansımalar var ve bu yansımalar aslında daha fazlası var. Yani gördüğünüzün karşınızda bir şey var ve bu siz bir şey görüyorsunuz. O gördüğünüzün gördüğünüz gibi değil, arkasında başka şeyler olduğunu söylüyor kartımız bize. Yani bunları da öğren diyor sevgili akrepler. Senin gördüğün gibi değil, sana yansıtılan gibi değil. Belki size söylenilen, size yansıtılan, sizin gördüğünüz gibi bu böyle bir şey değil ve bunun arkası ve bunun devamı var. Konu bu şekilde değil. Size farklı yansıtmaları, size farklı aktarmaları söz konusu. Olayların arkasında başka olaylar var. Bunları da çözmenizi söylüyor kartlar bize sevgili akrepler. Evet sevgili gönül dostları, sizler için de söyleyeceklerim böyleydi. Aldık, kabul ettik diyoruz. Herkese mutlu haftalar diliyorum. Allah'a ısmarladık.